Herkese merhabalar arkadaşlar. Ben Hatice Karaca. Bugün yine çok güzel bir kendin yap projesiyle geldim. Balkona kırlent kılıfları yapacağım. Ama bu kırlent kılıfların üzerine kendim işlemeler yapacağım için beyaz renk tercih ettim. Bu da zaten annemde varmış. Var olduğu için hiçbir ücret ödemedim. Evden örnek olarak götürdüğüm 43'e 43 kırlent kılıfına yanlarına dikiş payı vererek kesim işlemini tamamladık. Ve annemde şu fermuarlar da varmış zaten. Ondan dolayı fermuarda hiçbir ücret ödemeden dikiş işlemini gerçekleştirdi. Kırlent kılıflarımızı dikiş makinesinde 3 tarafını da düz dikiş yöntemiyle dikti. Dördüncü tarafını ise fermuar geleceği için iç tarafa bir kat bükerek dikim işlemini gerçekleştirdi ve o diktiği yerin üstünden aynı şekilde fermuarda kenardan dikmeye başladı. Farklı kırlent kılıfı yaptım. İlk olarak siyahtan başlamak istedim. Üst tarafına gördüğünüz gibi 3 tane nokta, yani 3 tane baklava dilimi yaptım ben oraya. 3 tane baklava dilimi için eşit aralıklarla 3 nokta kattım oraya. Ve orta kısmına da baklava diliminin sonuçta bel kısmında ikişer tane birleşim yeri olduğu için 4 tane nokta kattım. Bu noktalarında daha düzenli olması için, yani baklava diliminin daha güzel çıkması için metreden yardım aldım ve santim santim, yani aslında milim milim ayarladım. Hiçbir hata olsun istemedim çünkü gördüğünüz gibi hepsini özel olarak ölçtüm ve elimde cetvel yoktu. Cetvel olmadığı için de bir çerçeve yardımıyla düz çizgiler, baklava dilimi olacak şekilde çizgilerini çizdim. Siyah kurşun kalemle çizmenizi kesinlikle öneririm. Eğer çizmezseniz, sonuçta dikiş esnasında elde dikeceğim için sorun, yani böyle bir yamukluk, kaymalar olur. Ben de onu sevmiyorum doğal olarak. Şimdi hemen başlıyoruz. Ben çizdim zaten, şu an kamerada görünmüyor sanırım. Çizdim baklava dilimlerini. Ondan sonra da siyah ip yardımıyla zincir çektim. Tam o baklava dilimi olacak şekilde bir tanesini zincir çektim. Zaten 3 tane yapacağım için 3 tane zincirimi ben hazırladım. Kılıfımı da turuncu makrome ipi kullandım. Benim elimde bir koli kadar bu makrome iplerinin çoğu renklerinden var. Renklerinden olduğundan dolayı elimdeki ipler ben kullanmayı tercih ettim. Bu ipleri de ben zaten bir yerden 2 TL'ye almıştım. Ondan dolayı çok var elimde. Şimdi bu ikinci modelimde ne yapıyorum? Yine basit bir model olacak zaten. Şu gördüğünüz turuncu ipten ben zincir yardımıyla istediğim boyutlarda zincir çektim ve yukarıdan aşağı doğru diktim. Onu beyaz bir iple diktim ve alttan gizli dikiş yöntemiyle diktiğim için kesinlikle zaten dikişim görünmüyor. Ve bunun da tabii ki nizami, düzenli bir şekilde durması için, göze daha iyi hitap etmesi için bir metre yardımıyla ben buradan 5 tane nokta kattım. Eşit aralıklarla, santim bırakın milim aralığına bile ben çok dikkat ediyorum. Ondan dolayı o kattığım noktalardan ise yine bu çerçevem, yani benim aslında bu cetvelim oluyor resmen arada. Bu çerçeve yardımıyla düz çizgiler halinde indirdim. Gördüğünüz üzere şöyle görünüşü bile tamamen düzgün şekilde çizilmiş bana göre. Sonuçta ona göre zaten düzgün olacaktır. Şimdi hemen ben size mil yardımıyla zincir yönteminde kısaca göstereceğim ki herkes biliyordur aslında bu yöntemi. Ama ben yine de kısacık göstereyim. Normal şöyle ipler halinde sarkıtanlar da oluyor. Fakat ben ipleri daha güvenilir bulmuyorum. Bir de dikişte
rahat durmaz. Bundan dolayı mecburen bir zincir yöntemi kullandım. Yine şöyle gördüğünüz gibi çok basit. Milim de bu arada büyük kalın millerden. Onu özel olarak almıştım. Bu ip, çünkü makrome ipi kalın bir ip aslında. Üçüncü modelimde ise püskül yöntemini kullandım. Püskül kullanacağım için hem üçüncü hem dördüncü modelde aslında püsküllü kullanacağım için size öncelikle bir de püskül yapımını göstermek istedim. Püskül yapımında öncelikle şu görmüş olduğunuz modeller gibi aynısını yapacağım. Önce bir kısa pembe ip, yine bir uzun pembe ip kestim aynı ipten olacak şekilde ve o kısayı parmağımın üst kısmına katıp 6 defa doladım. Elimde şöyle biraz yoğun olmasını istediğim için 6 yaptım. Siz kafanıza göre nasıl bir yoğunlukta istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Şöyle görmüş olduğunuz gibi ondan sonra elimden çıkardım ve elimin üstündeki o ipi sıkıca 2 defa düğüm attım. Ve o 2 defa düğüm attıktan sonra bir makas yardımıyla ucunu ve o fazladan olan ipi kestim. Hatta ilk göstermiş olduğum modelimin baklava dilimli siyah modelin ise kenarlarına olacak şekilde 4 tane siyah püskül yapıp taktım. Resimlerin en sonunda zaten görebilirsiniz onu. Gördüğünüz üzere alt kısmını da kestim. Kestikten sonra şu bağladığım yerin bir tık altından o uzun kesmiş olduğum ipi sıkı sıkı 4-5 defa olacak şekilde doluyorum sıkı sıkı. Püskülün zaten asıl gösteren kısmı orası bence. Doladıktan sonra da yine orayı da sıkı sıkı bir şekilde bağlıyorum. Bu bağlama yerimin bir düğüm olarak görünmemesi için ben şu sardığım kısmın altına gelecek şekilde milimi geçiriyorum ve onu milimin ucuna dolayıp içten çekiyorum. Onun da püskülün bir ucuymuş gibi, o bağladığım yeri, ipi yani, püskülün bir ucuymuş gibi gösteriyorum ve bağlama yeri hiçbir şekilde belli olmuyor. En iyi püskül yöntemi budur arkadaşlar. Siz de denerseniz kesinlikle böyle denemenizi tavsiye ediyorum. Ve o ipin fazla kısmını kestikten sonra da bir makas, pardon, bir tarak yardımıyla tarıyorum. Sürekli taradım ve dümdüz olacak şekilde istediğim düzlüğe ulaştıktan sonra bir makasla ucunu dümdüz olacak şekilde de kesiyorum. Kestikten sonra püskülüm hazır ve ben bu 4 rengi kullandım. 4 renginden de hepsinden ikişer tane püskül yaptım. Bir de yeşil yaptım arkadaşlar ikili olarak. Hepsinden yani 8 tane püskülümü de yine yastık kılıfı üstünde şimdi hepsini göstereceğim size. Kullandığım ipleri de göstermek istedim arkadaşlar. Gördüğünüz gibi yeşil, turuncu, sarı, pembe, bu renklerin hepsi zaten bende mevcuttu. Dediğim gibi 2 TL'den aldığım için birçok rengi mevcut bende. Gördüğünüz gibi ikişer tane hepsinden püskül yaptım ve şöyle üstüne dizdim rastgele ve bunu da alttan içten olacak şekilde diktim.